TÜİK enflasyon rakamlarını açıkladıktan sonra bir kez daha hedef tahtasındaki kurum oldu. Muhalefet rakamlar üzerinde oynanıyor derken iddialara göre TÜİK'te bundan rahatsız olan bürokratların istifaları peş peşe gelmeye başladı. Geçtiğimiz iki hafta içinde iki tane TÜİK'ten ilgili daire başkanları görevden alınmış. Iki. Sürekli değişim var. TÜİK'in açıkladığı enflasyon rakamlarına bakıyorsunuz. Komedi, TÜİK'te görev yapanlar bu rakamların gerçeğini bilmiyor mu? Ben yalan söyleyemem diyen bazı bürokratlar görevlerinden istifa ediyorlar. TÜİK'in açıkladığı enflasyon rakamları tartışılırken TÜİK'te istifalar da birbirini izliyor. Mayıs ayı enflasyon rakamları açıklanmadan sadece birkaç gün önce TÜİK'te tüketici fiyatlar endeksini hesaplayan birimin başındaki ismin görevinden istifa ettiği iddiası bomba gibi düştü kulislere. AK Partili Şamil Tayyar'ın sözleri de dikkat çekti. 2023'e doğru rakip adayı muhalefet partilerinden beklerken TÜİK açıkladı. En zorlu rakibimiz yüksek enflasyon. 12 aylık enflasyon neymiş? %73,5. İnandırıcılığı artsın diye buçuğunu da ekliyorlar. Muhtemelen içeride bazı bürokratlar bu durumdan rahatsız oluyorlardır. Suç teşkil eden bir emri yerine getirmez. Çünkü yarın öbür gün sana bunun hesabını sorarlar. Şimdi Ankara ve ekonomi kulislerinde TÜİK'te yaşanan peş peşe istifaların dışa vuran rahatsızlıkları gerisinde Enak yıllık enflasyonu %160 açıklarken TÜİK'in yıllık enflasyonu %73 olarak duyurması mı yatıyor sorusu soruluyor. Ben buradan soruyorum TÜİK iktidarın talimatıyla enflasyonu düşük gösteriyorsa bilelim. Yok birilerine yaranmak için enflasyonu düşük göstermek gayretindeyse onu da bilelim. Anlaşılan TÜİK'te enflasyonu ölçen dairedeki başkan değişikliği işe yaramış. Mayıs'ta piyasanın enflasyon beklentisi %5, TÜİK'in açıkladığı enflasyon %3. Benim aklıma gelen tek şey burada sahibi olabileceğiniz. Buna direnen bürokrat varsa çok doğru yapıyor. Allah aşkına neyi kimden saklıyorsunuz ya? TÜİK'in başkanını 6 defa değiştir. Niye laf dinlemiyor diye. Yeni başkanlara da talimat var enflasyonu şundan daha fazla açıklama diye. Ayıp ya gerçekten ayıp. Muhalefet enflasyon rakamları üzerinde şaibe var derken Mayıs enflasyonu açıklanmadan birkaç gün önce de Bloomberg'in haberine göre TÜİK'te tüketici fiyatlar endeksini hesaplayan birimin başındaki grup başkanı Mustafa Teke istifa etti. TÜİK istifa ile ilgili bir açıklama yapmadı. İki hafta önce de fiyat istatistikleri daire başkanı sağlık sorunlarını gerekçe göstererek görevinden ayrıldı. Son iki hafta içerisinde iki tane ilgili daire başkanı ayrılmış, istifa etmiş, görevden alınmış. Bugünkü AK Parti MHP koalisyon siyasetinin herhangi bir başarılı insanı da orada çalıştırmaya, orada bir başarı elde etmesine müsait bir tarafı yok. Baskı anlamında. Bu yanlışta pay sahibi olmamak için istifa ediyorlar. Ben yalan söyleyemem diyen bürokratlar istifa ediyorlar. Kulislere göre bazı bürokratların da rapor aldığı ve hesaplama çalışmalarında yer almak istemedikleri iddia edildi. Ben bu işin içinde olmayacağım, beni görevden alın diyen varsa çok onurlu bir davranış yapıyor. Muhalefet TÜİK'teki istifaları konuşurken Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hazine ve Maliye Bakanlığı Risk Analizi Genel Müdürü Soner Korkmaz'la Muhasebat Genel Müdür Yardımcısı İsmail Hakkı Yazıcı görevden aldı. Ard arda yaşanan üst düzey istifa depremleri ve Mayıs ayı enflasyon verilerinde madde sepeti ve ortalama fiyat dosyalarının bulunmaması artık iyiden iyiye TÜİK'e güveni azalttı. Rakamlar hep sorgulanıyor biliyoruz. Bizim en büyük sorunlarımızdan biri uzun yıllardır şeffaflık ilkesinin hiçbir kurumda uygulanmaması. Hatırlayın pandemi başında Sağlık Bakanlığı'nın tüm verileri paylaşmadığını. Dolayısıyla gerekli tavsiyeleri veremediklerinden dert yandı hep bilim insanları. Veya atama bekleyen öğretmenler desek, daha geçen gün ülkedeki rakamlar ortadayken öğretmen açığı olan okullar varken bizim öğretmen açığımız yoktu deniyor. Mesela yine Suriyeliler olmasa bizde çalıştıracak işçi bulamazdık dendi. Ülkede 8,5 milyonu aşkın işsiz varken. Rakamları sevmiyor hükümet. Sevmesinler. Halk zaten hissettiği enflasyona bakıyor. Yani her şeyin farkında bakıyor ama oradaki en önemli sıkıntı memur ve emeklilerin Temmuz ayında maaşlarına yapılacak zam oranı tüfeğe göre belirleniyor. İşte onu aktaracağız. Şimdi nasıl olacak bu iş ve muhalefet ne diyor?